arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel boyunluğumuzu çalıştık boyunluğumuzu şöyle uç noktadan başlayarak dilediğimiz uzunluğa gelene kadar büyütüp sonrasında kenarımızı tığladık ve bir tane de ayıcıkla süsledik şöyle arkasını görelim ve boyunluğumuzun ölçüsüne bakalım Mezurum almak istiyorum. Mezurumda birden başlıyorum. Şu şekilde 1 santimetre tutuyorum parmağımda tam bir santimi şu şekilde uzatarak geliyorum 48 santim boyunduğumuzun uzunluğu bakınız tam 48 santim enine bakalım eni ise bir uçtan diyor 17 santim el iliğinde boyunluğumuz sizler istediğiniz e, yaş grubu için Enini de fazla, boyunu da daha uzun şeklinde örebilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen boyunduğumuzu çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Boyunduğumuzu örmek için Ören Bayan'ın Super Baby ipini kullanıyorum. İpim %100 akrilik olan bir bebek yünü. 100 gramdan oluşmakta ve 360 metre. Renk numarası ise 111 numaralı renge sahip. İpimi örmek için 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Modelimizi örmek için 3 ve 3'ün katlarını kullanmaktayız. Bakınız ortadaki çukur gibi görünenler 2 trabzan, kenardaki kabartılar 1 trabzan ve toplamda 3 ve 3'ün katlarıyla bir uçtan diğer uca kadar örüyoruz. Boyunluğumu örmek için 33 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30 30 tane ördüm 3 tane daha ilave ediyorum 31 32 33 33 tane zincir üzerine örecektik hemen 33 tane zincirimin ölçüsüne bakmak istiyorum zincirimi ucundan diğer ucuna kadar 15 santim 16'ya yakın 16 santim evet 16 santim o bükülen kısmıyla üzerine trabzan ördüğümüz zaman birazcık daha genişlemekte şu an 33 tane zincirimiz var burada hemen iki tane zincir ilave ediyorum ve geri dönüyorum bir ve iki bakınız burada tam dört tane trabzanımız oldu ikisini şimdi çektim iki tanesini geri döndüm Tığımın başını doluyorum. Dördüncü trabzanımın üzerine batıyorum. Ve i̇kili trabzanımı örüyorum. Dönerek geri dönerek ikili trabzanımızı ördüm. Şimdi diğer trabzanlarımı birer birer zincirimin üzerine batarak örüyorum. Toplamda 33 tane trabzanımızı zincirimizin üzerine yerleştiriyoruz. devam ediyorum. Birinci sıramızı sadece trabzanlarımızı zincirin üzerine örerek tamamlayalım. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 33. Tam 33 tane trabzanımızı ördükten sonra ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza yine zincirle geçelim. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bu sıramızda model çalışmamızı uygulamaya başlıyoruz. 3 tane zincirimiz birinci trabzanımız oldu. Hemen ikinci trabzanımızı tığımızın başını dolayarak sağ tarafından yandan gövde kısmından giriyorum. Bakınız gövde kısmından şu şekilde giriyorum ve bir tane ikili trabzan şeklinde örüyorum. Hemen yanındaki iki tane trabzanı düz olarak örüyorum. Tepesine batıyorum trabzanımın. Bir. Ve ikincinin de tepesine batıyorum. İki. İki tane düz trabzanı yandan kabarttığım trabzanın hemen sonrasında ördüm. Şimdi bir sonraki gelen trabzanımı tığımın başını doluyorum. Yine yandan ta gövdeden Bakın üstten gözden değil gövdeden yandan giriyorum ve trabzanımı örüyorum. Bakınız iki tane kabartılı ortadaki iki tane düz ördüğümüz çukurda kaldı şöyle görüntülerde. Tekrar tığımın başını doluyorum. Kabarttığım trabzanımdan sonra gelen iki tane trabzanımı tepesine batarak düz bir şekilde örüyorum. Bir ve iki. 2 tane düz ördüm. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı kabartılı bir şekilde yandan girerek örüyorum. kabartan trabzandan sonra 2 tane trabzanımı düz olarak örüyorum. 1 ve sıradaki 2. 2 düz trabzanımdan sonra tekrar tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Ve dışa doğru kabartarak örüyorum. Şimdi yaptığımız işlemlerimize bir bakalım. Üç tane zincirimizden sonra dışa doğru bir tane trabzanımızı kabartarak ördük yandan girdik. Hemen kabarttığımız trabzanın yanına iki tane düz trabzanımız ördük. Hemen aynı yerine batarak trabzanlarımızı ördük. 2 trabzan sonrası bir tane yine yandan girerek dışa kabartılı bir şekilde üçüncü trabzanımızı ördük. Tekrar 2 düz, 1 kabartı, 2 düz, 1 kabartı şeklinde sıramızı bu şekilde takip ederek ilerleyeceğiz. Bakın 1 kabartıyı yaptıktan sonra 2 tane düz trabzanımı ördüm. 2 düzden sonra 1 kabartı, tekrar 2 düz, 1 kabartı, 2 düz, 1 kabartı. Şimdi 2 düzümüzü örelim. 1 ve 2. Tekrar 1 kabartı, sıradakini kabartı. 2 düz 1 ve 2 1 kabartı 2 düz 1 2 sıramızı bu şekilde 1 kabartı 2 düz 1 kabartı 2 düz trabzan örerek tamamlayalım. Sıramızın sonuna doğru geldim 2 tane düzümü ördükten sonra iki tane trabzanım kalıyor bakınız bir tane trabzanımı yine yandan kabartı şeklinde örüyorum ve en son kalan trabzanımı ise tepesine batarak örüyorum başlangıç ve bitişimizde aynı işlemimizi yapmış olduk başlangıçta da ilk önce düz trabzanımızı örmüştük hemen ikinci kabartmıştık bitişte de aynı şekilde aradaki trabzanlarımızı örüp tamamladım geldim en sondan bir öncesi kabartılı ve son trabzanımız düz olarak ördük şimdi diğer sıramıza başlamak için 3 tane zincirimi çekiyorum 2 ve 3 ve örgümün yönünü çeviriyorum şimdi bu sırada tığımın başını doluyorum bakınız düz bir şekilde bir öncesi sırada kabarttığım trabzanımı arkasından düz olarak örüyorum bir önceki sırada düz olarak ördüğüm iki trabzanı ise ardından bakınız şöyle yandan girerek dışa doğru kabartıyorum. Diğer tarafta kabarttığım trabzanımı bu yönde tepesine batıyorum, düz örüyorum. Yani arka yönde yapmış olduğumun, yapmış olduğum işlemin tam tersini bu yönde yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle görecek olursak bakınız, iki tane kabartılı bir tane düz ortada kalıyor bakınız kabartılılar devam etmekte kabartılı iki trabzanımızı bu yönde kabartıyoruz diğer yönde kabarttığımız tek trabzanı ise düz olarak örüyoruz şimdi bir tane düz ördüm diğer yönde düz ördüğümü bu yönde kabartıyorum bir iki bu yönde iki kabartı bir düz iki kabartı bir düz şeklinde sıramızı tamamlıyoruz bir düz, iki tane kabartı, bir, iki ve diğer yönde kabarttığım trabzanı bu yönde düz olarak görüyorum Bakınız, diğer yönde kabartmıştım ve bu sıramızı iki tane kabartı, yani diğer yönde düz ördüğümüzü arka yönde kabartarak örüyoruz. Diğer yönde kabarttığım trabzan ise bu yönde düz tepesine batarak örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. 2 kabartı 1 normal, 2 kabartı 1 normal şekilde boyunluğumun ters yönünü ördüm. Şimdi en son trabzanımı örüyorum. En sondan bir öncesi bakınız kabartılı olan yerimde normal olarak ördüm. En son trabzanı üzerine batıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Diğer sırama başlamak için 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün yönünü çevirdiğimde şöyle bakınız. Modelimi e, bayağı oluşmaya başladığını görmekteyim. Ortasından çizgimiz geçti. Ve waffle'larımızın kutucukları birer birer ortaya çıktı. Şimdi tığımın başını doluyorum. 3 zincirimden sonra dışa kabartılı bir şekilde duran trabzanımı yine kabartılı bir şekilde alıyorum ve örüyorum. 2 tane trabzanımı düz olarak örüyorum. 1 2 aynen düz görüyorum. Düz örüyorum bakınız. Nasıl görüyorsam öyle örüyorum. 1 tane kabartı yandan giriyorum. 2 tane trabzanımı düz olarak örüyorum. Tıpkı modelimi ilk yapmaya başladığımdaki sıra gibi örüyorum. 1 kabartı 2 düz 1 kabartı 2 düz kabartıları kabartı olarak örüyorum. düzleri düz olarak kabartıları kabartı 2 düz kabartı bir tane ve iki tane düz şeklinde örerek sıramızı tamamlayalım Evet boyunluğumuz bakınız iki tane vafı sıramız yerleşti ve büyümeye başladı bir de her sıramıza geçiyoruz arkasını çeviriyorum arkasında yine biraz önce yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını yapacağız bakınız 2 tane kabartı, bir tane düz, iki tane kabartı, bir tane düz şeklinde görünmekte. Bu şekilde de kabartılı ve düz şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Kabartıları kabartılı, düzlerimizi düz olarak öreceğiz. Arkasına çevirdiğimiz zaman, tekrar sıra arkasına geldiği zaman yine modelimizi kabartılarımızı yandan girerek örüyoruz, düzlerimizi ise üzerlerine batırarak öreceğiz ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edeceğiz ön yüzde bir kabartı iki düz, arka yüzde 2 kabartı bir düz iki kabartı bir düz olarak örelim ve istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Boyunluğumuzu istediğimiz büyüklüğe gelene kadar ördükten sonra kenarlarına sık ile tığlamaya başladım. Bakınız, özellikle başlangıç ve bitiş köşesi dik olduğu için her bir trabzanımızın arasına bir tane sık iğne örerek başladım yan taraflara geçtim yan taraflarda yan olarak geldiği için trabzanlarımız her trabzanımıza iki tane sık iğne örerek ilerledim ve diğer köşemizi yine dik olarak tamamladım birer birer her trabzanımıza birer birer sonrasında Diğer yana geldim. Yanda ise ikişer trabzan örerek sık iğnemizi devam ettirmekteyiz. Şimdi birlikte biraz çalışalım. Sıradaki trabzanımızın içerisine bir, aynı trabzan'a iki, bir sonrasına bir ve aynı yere ikinci trabzan, ikinci sık iğne bir, iki sık iğne her trabzanıma ikişer sık iğne yaparak ilerliyorum. Sadece başlangıç ve bitiş yönündeki düz olan kısımlar her trabzanımızın arasına birer tane. Fakat bu şekilde olan diğer uzun yanlarımız ikişer tane sık iğne yaparak sıra başına kadar devam ediyorum. 1 2 2-2 iki, iki, ilerleyelim. 1-2 trabzanlarımızı atlamadan zaten e, kendisi akıp gitmekte. Evet. Başa kadar örerek gelelim. Ayçağımızı örmek için sihirli halka yaparak başlayalım. Orta parmağımıza şu şekilde ipimizi alalım. Tabi çok farklı başlama yöntemleri var. Örgüde alternatifler her zaman için çok fazladır. Şimdi ipimin altından geçirdim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. 3 zincirimi çektikten sonra ipimi bakınız 2 tane kısa olan ucuyla yuvarlak halkayı işaret parma orta parmağım ve başparmağımla tutuyorum ve örmeye başlıyorum. Bu halkanın içerisine dilediğimiz sayıdaki trabzanımızı örmeye başlıyoruz. İkili trabzan şekliyle örelim. 1 2 Zincirimizle birlikte 3 olmuştu. Bakınız şimdi zincirimizde sayacak olursak 4 tane trabzanımız var. Devam ediyorum. Halkamı doldurarak trabzanlarımı birer birer ilave ediyorum. Ne kadar çok trabzan olursa ayımızın başının birazcık daha büyük olma olasılığını artırmaktayız. Tabi üzerine geçeceğimiz sıralar da ayımızın başının büyüklüğünü artıracak. Şimdi ipimi şöyle biraz alıyorum ki orada kalmasın. Çünkü bunu sıkıştırmakta kullanacağız. Saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Devam etmek istiyorum. 13, 14, 15 ve 16. Hepsinde bu küçük ipimizi de mutlaka aşağıya alıyoruz. 16 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bu kısa olan ipimi sıkıştırıyorum. Bakınız asılıyorum. Asılınca ortayı tamamen kapadım. Şimdi başlangıç ve bitişi birleştiriyorum. Zincirimizi çekerek başlamıştık. Zincirimin en üst yerindeki kısmına giriyorum. Şu şekilde alarak geçiyorum bakınız. Ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimin dibine bir tane batarak ikili trabzanımı örüyorum. Ve bu sıramızda a, buradaki trabzanlarımızın hepsine ikişer defa trabzanımızı örerek büyütüyoruz. İki defa battım. yandaki trabzanımı da aynı şekilde batıyorum. Bir, bakınız tekrar aynı yuvaya giriyorum. İki. İlerliyorum. Bir. Aynı yere batıyorum. İki. Sıradakine batıyorum aynı yere ikinci kez batarak trabzanımı örüyorum. Bütün trabzanlarımı ikişer defa dolaşarak tamamlayalım. Başlangıç noktamıza kadar örerek geldim. Bütün trabzanlarımı ikişer defa örerek tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üç tane zincir çekmiş olduğum yerin en üstüne yine batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Yandaki trabzanın üzerine bir sık iğne örüyorum. Bir sonrasına 3 4 5 tane trabzanımın üzerine sık iğnemi ördüm tam 5 tane bu tarafa doğru ilerledim şimdi bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı yere bakınız bir zincir çektim sık iğne yapmış olduğum yere tekrar giriyorum ve trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımı örerek bir tane ayıcığımın kulağını yaptım ve bir tane zincir çekiyorum bir tane zincirle çıkmıştım bir zincir çekiyorum hemen aynı yere o bir zincirimi de batırıyorum ve ayıcığımın kulağından bir tanesini bu şekilde örüyorum ve şimdi e, sıradan devam ediyorum sık iğne örmeye 1 2 3 4 5 ve 6. 6. sık iğnemin üzerine bir tane zincir çekiyorum ve başlıyorum tırabzanlarımı doldurmaya. 1 2 3 4 5 6 7. Diğer kulağımıza da 7 tane trabzan örmüştük. Bu kulağımıza da 7 tane trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum ve aynı yere 7 trabzanı ördüğüm yere girerek batıyorum. Ve ayıcığımızın iki tane kulağının her ikisini de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi sık iğnelerimizi örerek çevresini tamamen dolaşıyoruz her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum. Sadece sık iğne. Ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Mavi iple artık daha fazla ben büyütmek istemiyorum kulağımda yaptıktan sonra son sık iğnemi örüyorum son sık iğnemi ördükten sonra başlangıçtaki ilk sık iğnemin üzerine batıyorum ipimi çekiyorum ve buradan geçiriyorum bir zincir çekip makasımla kesiyorum kestiğim ipi arkasına görünmeyecek şekilde geçiriyorum ve ikinci rengime başlıyorum ayımızın yüzünün çalışmasını yapacağımız rengimize başlayalım tabi dilediğiniz renkle örebilirsiniz yine sihirli halkamızla başlayalım İpimi şu şekilde parmağımın orta parmağımın üzerine koyuyorum altından dolaştırıp üzerinde bir çarp işareti yapıyorum ve elimi şu şekilde baş parmağımda koyduktan sonra her ikisinin arasında kalan ipimi örmeye başlıyorum tığımı şu şekilde girdiriyorum ve ipimi alarak başlıyorum zincirimi çekmeye 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çektikten sonra ipimi parmağımdan çıkarıyorum Bakınız kısa kenarı diğeri yuvarlak her ikisini şu şekilde kavruyorum ve başlıyorum sol elimden tarafa doğru trabzanlarımı örmeye Zincirimle birlikte iki trabzanım oldu. 3 4 5 Diğer çalışmalarımızdan kalan iplerimizi bu gibi yerlerde değerlendirebiliriz. Elimizin altında renk seçeneğimiz fazla oluyor böyle olduğu zaman. Evet, dolduruyorum. Halkamın içerisine Bakınız kısa ipim halen rahat bir şekilde. 2, 4, 6, 8, 10. 11 ve 12. 12 tane yapalım yeterli. Sıkıştıralım. 12 taneyi tamamladıktan sonra ve başlangıç zincirimin üzerine en üst noktaya gelerek batıyorum. İpimi alıyorum. Sadece ipimi alıyorum. Diğer ilmeğimin arasından Geçiriyorum ve bir tane zincirimi çekerek makasımla kesiyorum. ipimi arkada gizliyorum ve e, yüzümüzün çalışmasını buradaki çalışmamızın üzerinde yapıyoruz. Ayıcığımızın gözlerini çalışmaya başlayalım. Hemen kulağımızın yakınından bakınız şu şekilde çapraz olacak bir şekilde yapmaya başlayalım. Geniş geniş alalım sarma yöntemiyle gözlerimizi istediğimiz büyüklükte yapalım. Evet, gözümüzün bir tanesi tamam. Şöyle ipimi sıkıştırıyorum. Diğer gözümü geçmek istiyorum. Diğer gözümü de şöyle sararak devam edelim. Elimle de düzeltiyorum. Evet gözümüzün her ikisini de çalıştık. Şimdi burunla ağzına çalışmaya başlayalım. Evet yüzümüzü de çalışmaya başlayalım. Yüzümüzü bakınız. E, önceden dikmedim. Sadece e, arkadan ipimi devam ettirip gelip bir tane ağız yaptım. Şöyle gülümseyen bir ağız Ve bu ağzın etrafından dolaşıyorum alt tarafına doğru geliyorum. Evet, şimdi birazcık daha yukarıya gülümseyen bir yüz ifadesi bırakmak istiyorum. Yine diğer batığım yere gelerek tamamladım. Bakınız gülümseyen bir yüzümüz oldu. Tam ortalayarak burnumuzun üzerine doğru yukarıya çıkmak istiyorum. Tam ortaladım. Yukarıya doğru şöyle bir ifade bırakalım. Evet bakın burada ağzımızdan yukarıya doğru çıktım şimdi en üst kısma geliyorum en üst kısma şöyle biraz daha açıyı büyüteyim ve diğer tarafa doğru genişçe batıyorum aşağıya doğru daralıp burnumuzu da üçgen bir görüntü kazandırıyoruz bir tane daha batalım. Ve burnumuzu da bu şekilde tamamlamış olalım. Evet sevgili arkadaşlar iki tane büyük düğme diktim. Ayıcığımı diktim. Papyonunu yerleştirdikten sonra boyunluğum kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Şöyle de bakınız yuvarlak. Gayet güzel çocuklarımızın boğazlarını sıcacık tutacak bir çalışma oldu. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıklı sıhhatte kalın inşallah. Görüşmek üzere.